Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf tarih yazılıya hazırlık konusuna hoş geldiniz. Mükemmel bir konu bizi bekliyor. Sizin için mükemmel sorular hazırladık. Tabii ki konumuza geçmeden önce ne yapacağız? Programımıza bakacağız. Yazılı kampımızı göreceksiniz. Biliyorsunuz ki bugün tarih 1. yazılıya hazırlık kampımız gerçekleşecek. Pazar günü yani 24 Ekim günü ise edebiyat ve coğrafya yazılı provalarını göreceksiniz. Pazartesi ise İngilizce ve din yazılı programlarını göreceğiz değerli arkadaşlar. Hazırsanız kemerleri bağlayalım. Hız kesmeden başlayalım. Hepiniz yüzlük mükemmel notlar alacaksınız. Çünkü biz size inanıyoruz. Siz de kendinize ne yapın inanın. İlk olarak arkadaşlar, bilmem gereken noktaların öncesinde şimdi ben bu konuları anlatacağım anlattıktan sonra tabii ki sizin ne yapmanız lazım? Bol bol soru çözmeniz gerekiyor. O yüzden de Tonguç her daim senin yanında olacak. 9. sınıf 0'dan 9'a tarih konu anlatımlı soru bankası. Nereleri çözeceksiniz değerli arkadaşlarım? Hemen sayfa numaralarını da söylüyorum ben size. Hemen içindeki kısımlara bir bakalım. Şimdi geldim içindekiler kısmına baktığımda Tarih ve zaman yani 10'dan 22'ye kadar bütün konular çalışılmış olacak ve Anadolu'daki ilk yerleşim merkezleri sayfa 30'a kadar ne yapacaksınız çalışmasını gerçekleştiriyoruz. 0'dan 9'a tarih konu anlatımı soru bankası bittikten sonra ise 9. sınıf dinamo soru bankasındaki soruları çözeceksiniz değerli arkadaşlar. Yani sayfa 11'den 18'e ve insanlığın ilk dönemleri olan 39'a kadar ne yapacağız? Çözeceksiniz. Şimdi ise Roketi bağladık. Artık yüzlük notları almak için hazırsınız. Hadi gelelim başlayalım. İlk olarak birinci ünitemiz olan tarih ve zaman konusunu göreceğiz. Peki anahtar kelimelerim neler? Antropoloji, kronoloji, birinci el kaynaklar, ikinci el kaynaklar, sözlü kaynaklar, yazılı kaynaklar, tarih nedir, olay nedir, olgu nedir, tarihe yardımcı kaynaklar, tarihe yardımcı bilim dalları, Türklerin kullandığı takvimler. Bakın bunlar bizim birinci ünitemizin konuları. Şimdi değerli arkadaşlar ilk olarak tarih nedir? Buradan sana soru gelme olasılığı çok yüksek. Çünkü tarih hocan sana şunu söyleyecek. Tarih nedir diyecek. Sen de diyeceksin ki insanoğlunun geçmişten günümüze kadar yaşadığı olayları neden sonuç ilişkisinde yer zaman gösteren bilim dalına ve aynı zamanda neye dayanmalı belgelere dayanan bilim dalına tarih diyeceğiz. Tarihte bir olayı bir de olguyu göreceksiniz. Olay dediğim zaman hemen diyorsun ki kısa sürecek Olgu dediğim zaman ise uzun süren zaman dilimidir. Mesela hocan sordu. Dedi ki olayla ilgili örnek ver dedi. Hemen diyeceksin ki savaşları örnek verebilirsin. Malazgirt Meydan Savaşı diyebilirim. Daha sonrasında ise 1453 İstanbul'un fethi diyebilirsiniz. Olgu dediğim zaman uzun zamana ihtiyaç duyacağım. Mesela Fatih 1453 yılında İstanbul'u fethetti bu olay. Ama İstanbul'un Türk şehri haline gelmesi uzun sürecek bir zaman dilimi olduğu için olgu kavramını kullanacaksınız. Ya da Sultan Alparslan 1071 yılında Malazgirt Meydan Savaşı'nı gerçekleştirdiğinde Anadolu'nun kapılarını Türkleri açtılar. Bu bir nedir? Olaydır. Ama Anadolu'nun Türkleşmesi uzun bir zamana ihtiyacım vardır. O yüzden de olgu olacak. Peki tarih tek başına arkadaşlar bir bilim midir? Hayır. Birçok neyden yararlanmak zorunda? bilim dalından yararlanması gerekiyor. Ben buraya iki tane yardımcı bilim dalı koydum. Bunlardan birisi antropoloji diğerine de kronoloji dedik. Şimdi kronoloji dediğim zaman aklınıza ne gelecek? Zaman ve takvim bilimi diyeceksiniz. Yani atıyorum 1453 yılı, atıyorum 1071 yılı. Bakın hepsinin bunların zaman dilimi belli, değil mi? O yüzden de kronolojiye yararlanacağız. Ya da atıyorum bir çalışma yaptım. Bu çalışma içerisinde kafa taslarına ya da ırklara rastladım. Irk anlamında bana yarar sağlayacak bilim dalı hangisi olacak? Antropoloji. Coğrafya yani yer bilimini sorarsa ne diyeceksiniz? Coğrafya diyeceğiz. Daha sonrasında ise kitabeyi sorarsa epigrafya. E, kitabenin yanı sıra kültür bilimi derse etnografya. Daha sonrasında ise eski yazı bilimi derse paleografya. Yine dil bilimi derse filoloji. Para bilimi derse numizmatik. Daha sonrasında arkadaşlar toplumu inceleyen bilim dalları diye adlandırılsa eğer sosyoloji yine sıralı sıralı gidelim devletlerin armalarını inceliyorlarsa ne diyeceksiniz herhalde yine bu dönemde devletler arası antlaşmaları fermanları beratları inceliyorsa diplomasi gibi kavramlar tarihe yardımcı bilim dalları olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Tabii ki yazıdan önceki dönemde de tarihe ışık tutabilmek için birçok kaynağa ne yapmak zorundayız, yararlanmak zorundayız. Şimdi tarihe yardımcı kaynaklar dediğim zaman kaç kısma ayrılacak dersem dört kısma ayrılacak. Sözlü kaynaklar, yazısız kaynaklar, yazılı kaynaklar, görüntülü ve sesli kaynaklar. Şimdi tek tek ele alalım. Yazısız yani sözlü kaynaklar dersem ne gelir aklınıza? Masal, destan, efsane, hikaye bunların hepsi neye girecek? Sözlü kaynakların içine girer. Yazısız dediğim zaman mezarlar, fosiller, silahlar, menhirler, dolmenler bunların ise hepsi yazısız kaynaklar içinde yer almakta. Yazılı kaynaklar dediğim zaman ise aklınıza ne gelecek? Paralar, kitabeler, fermanlar, anlaşmalar, kitaplar, atlaslar yazılı kaynak içinde ne yapmaktadır? Yer almakta. Sesli ve görüntülü kaynak dediğim zaman da aklınıza işte video, ses kayıt cihazları gibi unsurlarda sesli ve görüntülü kaynaklar içinde yer almaktadır. Şimdi ben yardımcı bilim dallarının yanı sıra yardımcı kaynakları size söyledim. Peki bu kaynakları kaça ayıracağım? Birinci el kaynaklar ve ikinci el kaynaklar diyeceğiz. Birinci el kaynaklarla ilgili soru var, sorabilir hocam. Peki ne der? Birinci el kaynak nedir dediğinde ise o döneme ait bulunmuş orijinal eser diye adlandırabilirsiniz. Peki ne diyebilirim? Roma dönemine ait para. Bakın o döneme ait bulunmuş bir eser değil mi? O zaman kaçıncı el kaynak olacak? Birinci el kaynak olarak ele alacaksınız. Ama sana şöyle söyleseydi. Tonguç Akademi Roma dönemine ait parayla ilgili makale yazdı deseydi ikinci el kaynak olurdu. Çünkü ikinci el olarak yani yorumunu katıyor, değil mi? O yüzden de ikinci el kaynak içinde ne yapmaktadır? Yer almaktadır diyeceksiniz. Şimdi dedik ya sözlü kaynaklar, yazılı kaynaklardan da örnek vermiştik değerli arkadaşlar. Peki Türkler tarihe her zaman ve zamana ihtiyaç duydu mu? uydu. Peki Türkler kaç tane takvim kullanmıştır? Dediğimde 5 farklı takvimden söz edeceksiniz. Peki bu 5 farklı takvimle İslamiyet öncesinde kullandığımız takvim, 12 hayvanlı Türk takvimi, daha sonrasında İslamiyeti kabul etmemizle birlikte neyi kabul edeceğiz? Hicri takvimi kabul edeceğiz. Yine Büyük Selçuklu Devleti'nde Sultan Melikşah'a Şaha sunulmak üzere Ömer Hayyam bu dönemde Celali takmini hazırlatacak. Daha sonrasında Osmanlı Devleti'nde mali işleri düzenleyebilmek için Rumi takvim ve Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte çağdaş muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için de miladi takvim ne yapılmıştır kullandı diyeceğiz. Yani sorular ürüte ile ilgili genelde buralardan ne yapacak gelecek. Bir de tarihte 5T kuralımız var bunu da unutmuyorsunuz. Bakın. Konuları araştırabilmem için ilk önce tarama yapmam lazım. Taramamı yaptım. Taramaya niye yaptıktan sonra sınıflara ayırmam gerekiyor. Yani tasnifini gerçekleştirmem gerekiyor. Tasnif yaptıktan sonra ise bunu sentezleyeceğiz. Yani tahlilini gerçekleştireceğiz. Terkip ve tenkit gerçekleşecek. Yani sentez ortaya atacağız. Daha sonrasında da eleştiri diyeceksiniz. Evet şimdi ikinci ünitemizde ne var peki? İkinci üniteyle hangi sorular gelebilir? Hangi konularla yer alır? Ondan bahsedelim. Anahtar kelimelerimiz neymiş? Mezopotamya, bereketli hilal... Anadolu, Çayönü, Çatalhöyük, Tepe, Megaron, Obsidyen, Sözlü Kültür, Üç Çağ Sistemi, Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç, Demir, Çivi Yazısı, Sümerliler. Şimdi gelelim tek tek ele alalım. İnsanoğlu, buzullarla biliyorsunuz ki dünyada Big Bang diye adlandırdığım büyük bir patlama gerçekleşiyor. Ve dünyada etraf neylerle kaplanacak? Buzullarla kaplanıyor. Buzullarla kaplandığı için de insanlığın ilk yerleşim bölgeleri olarak İki yer alacaksınız. Bunlardan birisi Mezopotamya, diğeri de Anadolu olarak bilinmekte. Ama insanlığın ilk yerleşimi dediğim zaman da aklınıza Mezopotamya bölgesi ne yapacak? Gelecek. Hemen Mezopotamya'yı şöyle çizmeye çalışayım karikatürsel anlamda. Tabii ki çizebilir miyim, çizemez miyim bilemedim. O da sizin yorumunuza kalmış bir şey. Şimdi Mezopotamya bölgesi Anadolu coğrafyasının güneydoğusuyla yine Suriye-Irak bölgesinde kalan bölge. Bakın şu bölgeden bahsedeceğiz. Biz buraya ne diyeceksiniz? Bereketli Hilal ya da diğer isminle Mezopotamya olarak ne yapılmakta? Adlandırılmakta. Daha sonrasında ise ikinci olarak insanlığın en gelişmiş dönemlerinden bir tanesi Anadolu coğrafyasını göreceğiz. Yine üç tane insanlığın ilk dönemini temsil eden yerler. Bakın hocanız burayla ilgili üç soru sorabilir. Ama artık Çayönü'nü mü sorar? Çatalhöyü mü sorar? Göbekli bir tepeyi mi sorar onu bilemedim. Şimdi Çayönü dediğim zaman insanlığın ilk köy yerleşimi. Bakın unutmuyorsunuz Çayönü insanlığın ilk köy yerleşimi yeri. Çatalhöyük dersem de insanlığın ilk şehirleşmesini burada göreceğim. Çayönü nerededir dersem Diyarbakır'da, Çatalhöyük nerededir dersem Konya'da diyeceğiz. Göbekli Tepe dediğim zaman insanlık tarihinin ilk tapınlığı yer diyoruz. Yani ilk ibadet yeri diye ne yapacağız? adlandıracaksınız. Peki burası nerededir dersem de bugünkü Şanlıurfa bölgesinde ne yapmaktadır? Yer almakta diyeceğiz. Bu dönemde insanlar yaşarlarken tabii ki ne yapacaklar? İlk başta mağaralara ve ağaç kavuklarına sığınıyorlardı. Ama yavaş yavaş buzulların erimesi ve toprağın ön plana çıkmasıyla birlikte insanlar kendilerine barınak yapmaya başlayacaklar. Bu barınaklardan en klası Megaron tipli evler diyeceğiz. Megaron tipli evler toprağın içine gömülmüş ve ızgara şekilde yapılmış ev sistem. Bugün İzmir bölgesinde ne yapılmaktadır bunlar? Görülmektedir. Yine bu dönemde insanoğlu hayatını idam edebilmek için kendine aletler yapmaya başlayacak. Avcılık temel geçim kaynağımız olacak. Temel geçim kaynağı içerisinde de avcılıkta en önemli unsur obsidyen taşı olacak. Çünkü obsidyen cam taşıdır ve böylece sivrilterek insanoğlu hangi devre geçmiş olacak orta taşa yani daha doğrusu diğer adına da yontma taş diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar obsidyen demek ki insanlar bu dönemde taşı yontarak ne yapacaklar? Aletler yapıyorlar kendilerini. Yine yazı olmadan önceki dönemde hangi kültür gelişecek? Sözlü kültür ne yapmıştır? Gelişmiştir. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Roma'da destanında anlatılan dişi kurt motifiyle Türkler'deki Türeyş destanındaki dişi kurt motifleri birebir benzemektedir. Bu da neyin göstergesidir? İnsanlık tarihinde insanlar hep birbirlerine ne yapabilirler? Etkileyebilirler. Daha sonrasında yabancılar yazıdan önceki yani çağlar öncesindeki döneme bir ad verecekler. Ben bu ada 3 çağ sistemi diyeceğim. Bakın 3 çağ sistemi de kullanılan araç ve gereçlere göre de ayrılacak. Ben iki şekilde ele alacağım. Birisine diyeceğim ki arkadaşlar taş devri diğerine de hangi devir diyeceksiniz? Maden devri diye adlandırılacak. Şimdi ben hepsinde kaça ayıracağım? 3 kısma ayıracağız. Şimdi taş dediğim zaman aklınıza ne gelecek? Paleolitik, mezolitik, neolitik diyeceğiz. Tekrar ediyorum. Paleolitik, Mezolitik ve Neolitik. Paleolitik eski taş, Mezolitik orta taş, Neolitik ise yeni taş olarak bilinmekte. Paleolitikte arkadaşlar insanlığın en uzun ve en ilkel dönemi olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir. Daha sonra havanın yavaş yavaş ısınmaya başlamasıyla birlikte insanlar taşları yontmaya başlamışlar. Avcılık ve tüketicilik en önemli unsur Mezolitik döneminde görülmekte. Neolitik dönemde ise insanlık tarihinin İlk kez yerleşik hayata geçişinin önemli noktasını görmeye başlayacaksınız ve insanlar bu dönemde yavaş yavaş ilk köy yerleşimlerini ne yapmaya başlayacak? Kurmaya başlıyorlar. Ve insanoğlu neyi keşfedecek? Madeni keşfetmeye başlıyor. Madeni keşfetmesiyle de birlikte kalkolitik, tunç ve demir devrini yaşıyor. Kalkolitik aslında bir nevi madenden taşa geçişin aşaması diyeceğiz. Tunç ve demir devri ise insanın hızlı bir şekilde geliştiği dönemdir. Yalnız şurada bir noktayı vermem gerekiyor size arkadaşlar. Bakın, tunç devrinde Sümerliler 3200 yılında yazıyı buluyorlar. Ama şu anlama gelmiyor arkadaşlar, her yerde aynı anda tunç devri yaşanıyor mu? Hayır ve her yerde yazı bulunmuş mudur? Tabii ki hayır. Ama biz genelde hocalarımızın size söylediği bir nokta var. Tunç devrinde ne bulunmuştur? Yazı bulunacak ve yazının bulunmasıyla da birlikte insanlar ilk neylere geçiyor? Tarihi devirlere ne yapmıştır? Geçecek. Bulacağım ilk yazıda ne yazısıdır diyorsunuz? Çivi yazısıdır. Peki bu çivi yazısında kim bulmuştur dersem Sümerliler ne yapmıştır? Bulmuştur diyoruz değerli arkadaşlar. Hazırsanız şimdi bomba gibi sorularla birlikte karşınızdayız. Haydi bakalım neler var birlikte görelim. Şimdi Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun kavramları yazarak cümleleri tamamlayınız. 10 çarpı 2 puan demiş arkadaşlar yani 20 puanlık bir dilim seni bekliyor. 1. Olayın geçtiği döneme ait belgeler nokta nokta kaynaktır. Olayın geçtiği döneme ait belgeler arkadaşlar nasıl kaynaktır dersem eğer hemen diyorsun ki birinci el kaynak olarak ne yapılmakta bilinmekte. Yaptın mı bunu yapıştır hemen hocam sana mükemmel bir soru verecek. Tabletler, kitabeler, fermanlar, beratlar nokta nokta sınıfına girer. Hangi sınıfa girer? Bak bunların hepsinde yazı mı var? Yazı var. O zaman hangi kaynağın içinde yer alacak? Yazılı kaynak içinde ne yapmaktadır? Yer almaktadır diyeceğim. Devam ediyorum. Nokta nokta kimliğin oluşumunda hafızanın destekleyicisidir. Ha şimdi nokta nokta demiş. Şimdi arkadaşlar bakın diyorum ki tarih diyeceğiz bakın buraya tarih kimliğin, hangi kimliğin? Milletin kimliğinin oluşmasında hafızanın destekleyicisidir. Yani diğer adıyla da ne diyeceğiz? Toplum. Yani bak ben burada iki tane dolduracağım. Tarih toplumun kimliğinin oluşumunda hafızanın destekleyicisi olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Parayı inceleyen. Şimdi babanız da dediniz ki ben sınavdan çok iyi aldım. Babanız da ya da aileniz de size şunu söyledi. İşte sen mükemmel bir detaysın falan. Sonra babana dedin ki baba beni bana övme. Bana ne ver? Para ver dediniz. Peki tarihte de parayı inceleyen bilim dalı hangisidir dersem de hemen diyorsunuz ki baba nereden çekecek parayı? Bankamatikten. Hemen de sen de aklına buradan gelsin. Nümüzmati gördüğün zaman diyorsun ki kardeşim bu tarihe para anlamında yarar sağlar diyeceğiz. Tarih nokta nokta dayanan bir bilim dalıdır. Neylere dayanması lazım? Belgelere dayanan nedir arkadaşlar? bir bilim dalı olarak ne yapılmakta bilinmekte. Ben buradan şimdi 5 soruyu çözdüm. 10 puanımı ne yaptım? Kaptım. Durmuyorum, devam ediyorum. Tarihte nokta nokta yapılamaz. Arkadaşlar tarihte hiçbir zaman ne yoktur? Deney ve gözlem yoktur. O yüzden deney ve ne yapamıyoruz? Gözlem yapamayacağız. Şöyle düşünün. Yani arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'e kalk da bir kurtuluş savaşını tekrar yap bir izleyelim diyeme şansınız var mıdır? Gözlem yapamadım. E deney yapabilmem için tekrar tekrar olması lazım. O zaman demek ki arkadaşlar kurtuluş savaşını ben tekrar tekrar gerçekleştirebilir miyim? Hayır. O yüzden de demek ki tarihte deney ve neyi yapamıyoruz? Gözlemi yapamayacağız. Peki deney ve gözlem yapamıyorsam yedinci soruda da diyor ki tarihte ne yok o zaman arkadaşlar? Hadi siz cevap verin. Tabii ki ne yoktur? kesinlik yoktur. Çünkü bulacağım yeni belgeler, eski belgeleri ne yapabilir? Değiştirebilir. 8'e gelelim. Türklerin kullandığı ilk takvim nokta nokta noktadır. Hatırlayın arkadaşlar. Türkler İslamiyet'i kabul etmeden önce hangi takvimi kullanıyorlardı? Tabii ki 12 hayvanlı ne diyeceğiz? Türk takvimi olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Devam ediyorum. Come on diyorum. 9. Osmanlı Devleti'nde mali işlerin düzenlenmesi amacıyla kullandığı takvim. Hatta başlangıç Ay olarak ne almaktaydı? Mart ayı. Peki ben bu takvime ne diyeceğim tabii? Rumi takvim olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Şimdi tarihte nokta nokta yoktur. Bilgiler her an değişebilir. Bakın burada yine bir şey yaptım arkadaşlar. Tekrar ediyoruz. Şimdi tarihte ne yoktu? Kesinlik yoktu. Çünkü bulacağım her an belge değişebilir mi? Değişebilir. Ben bunun öncesinde size şunu söyleyebilirdim. Yazıyı Sümerler buldu dedik. Bu kesin mi? Hayır. Yazıyı başkası da bulmuş olabilir ve böylece bu değişebilir mi? Değişebilir. O yüzden de tarihte yine diyorum unutmuyorsunuz. Kesinlik yoktur. Aynı zamanda deney ve gözlemde ne yapılamaz? Yapılamaz diyeceğiz. Şimdi gelelim arkadaşlar doğrumuza, yanlışımıza. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y harfi koyunuz. 10 çarpı 2, 20 puan. Hadi bakalım. Şimdi bir, Anadolu'ya bereketli hilal denir. Yani arkadaşlar elendik. Eğer sen buraya doğru koyarsan elendin demektir. O zaman arkadaşlar Anadolu'ya bereketli hilal mi denir? Hayır. Bereketli hilal diye nereye adlandırılır? Mezopotamya. O zaman ben hemen buraya... Hemen bir yanlışımı ne yaptım? Koydum. 2. İlk köy yerleşim yeri Çayönü'dür. Doğru mu? Tabii ki doğru. O zaman arkadaşlar hemen ne yaptım? D'mizi koydum. İlk şehir yerleşmesi deseydim eğer. Neredisi diyecektik? Çatalhöyük. Değil mi? İlk ibadet yeri deseydim. Göbekli Tepe diyecektik. 3. Roma dönemine ait para. Birinci el kaynaktır. Orijinal eser mi? Orijinal eser. Hemen ne dedim? Tabii ki bu da doğru dedik. Tarihte kesinlik vardır zıt dedim. O zaman demek ki arkadaşlar yanlışlayacağız. Devam ediyorum. 5. Türkler tarih boyunca 3 farklı takvim kullanmıştır. Hayır be abi. Kaç farklı takvim kullanacaktım? Hemen gördüm. 5 farklı takvim kullanacaktım, değil mi? Hemen buraya da zıt dedim. Hemen yanlışını yaptım koydum. Şimdi geliyorum, devam ettim. 6. Toplum. Toplumun kültür ve örf ve adetlerini inceleyen bilim dalı etnografyadır. Doğru mu? Evet doğru. Hemen Z'mizi buraya koyduk. 7. Tarih öncesi dönemlere 3 çağ sistemi denir. Değil mi? Ve kullanılacak alet ve gereçler de kullanılan tarih öncesi dönemleri ne yapar? 2'ye ayrılır. Taş ve maden diye ne yapacaktık? Ayıracaktık. Hemen D diye ne yaptım? Kabul ettim. 8. İnsanlığın ilk yerleşim yeri Mezopotamya'dır. Evet arkadaşlar insanlığın ilk yerleşim yeri Mezopotamya olarak ne yapılmakta? bilinmekte. 9. Halil İnalcı'nın Devlet-i kitabı birinci el kaynaktır. Zızız dedim arkadaşlar. Halil İnalcı'nın Devlet-i kitabı birinci el kaynak mıdır? Yoksa ikinci el kaynak mıdır? Tabii ki ikinci el kaynağı girecek. Hemen buraya ne yaptım? Yanlışımı koydum. Devam ediyorum. Dünyanın en eski buğdayı Diyarbakır'da bulunan Emmer Evcil buğdayıdır. Bakın arkadaşlar Çayönü dünyanın ilk köy yerleşim yeriydi değil mi? Yani insanlığın ilk yerleşim yerlerinden bir tanesi. Aynı zamanda Diyarbakır ve Malatya bölgesinde de Emmer Evcil Buğdayı bulunacak ve dünyanın en eski buğdayı. Bu da buğdayın ana vatanının Anadolu olduğunda ne yapmaktadır? Kanıtlamaktadır. Hemen de buraya deyimi ne yaptım? Koydum diyorum ve devam ediyorum. Şimdi gelelim. Arkadaşlar test sorularımıza bakalım. Test sorularımızda neler var ve sizleri neler bekliyor? Yukarıdakilerden hangisi olgu özelliği taşımaktadır? Şimdi olgu kavramı nasıldı? Uzun bir neye ihtiyacım vardı? Zamana ihtiyacım vardı. Şimdi tek tek ele alalım. Bir Malazgıt seferi. Şimdi savaş oldu bitti. O zaman ne oldu bu? Olay oldu. O zaman demek ki arkadaşlar bu olmaz. Hemen eledim. 2. Kavimler göçü Kavimler güçsüzce bir anda mı olmuştur? Avrupalı kavimler bir anda birbirlerine mi girmiştir? Yoksa uzun bir neye ihtiyaçları vardır? Zamana ihtiyaçları vardır. Hemen ben buna ne dedim? Olgu dedim. 3'e geldim. Birinci Dünya Savaşı diye adlandırmışız. Savaş oldu bitti. Ne oldu? Olay oldu. Daha sonrasında 4 Roma'nın yıkılması oldu bitti mi? Oldu bitti. Yine ne oldu? olay oldu. 5 Atatürk'ün doğumu yine oldu bitti mi? Oldu bitti. Ne oldu? Olay oldu. O yüzden doğru cevabımızı B şıkkı olarak ne yaptık? Ele aldık. Hadi bakalım devam edelim. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki bilgilere bakılarak tarihe yardımcı bilim dalları hangi seçenekte doğru şekilde verilmiştir demiş. Bir toplumların ırk ve sosyal yapısını inceler. Peki ırkları inceleyen bilim dalı hangisiydi arkadaşlar? Hemen buraya A'yı koydum siz de tamamlayın. Antropoloji diyecektik değil mi? Hemen bire baktım. Sosyoloji gitti. Sosyoloji çünkü neyi inceliyordu? Toplumu inceleyecekti. Nümizmatik, beni övmeyin, bana ne verin diyordu? Para verin diyordu. O zaman neyi inceleyecekti? Parayı inceleyecekti. Etnografya ise arkadaşlar örf, adet, gelenek, görenek yani kültürleri inceleyecekti. Bu da gitti. Antropoloji. Aa, bak ikisini buldum. O zaman A'yı da gördüm. Irk bilimiydi. O zaman ya A ya da E. Devam ettim. İki de ne diyor bana? Toplumların örf, adet ve geleneklerini inceler. Şimdi burada iki seçeneğim kaldı. Epigrafi. Ne inceliyordu? Kitabeleri inceleyecekti değil mi değerli arkadaşlar? O yüzden de doğru cevabımız ne olarak ele alacaksınız? E şıkkı olarak ele alacağız. Hız kesmeden devam ediyoruz. Gelelim bir diğer sorumuza. Dünyanın bilinen ilk ibadet ve tapınak kalıntılarının bulunduğu yer aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? tam tamına 10 puanı da yapıştırdık diyoruz. A Göbekli Tepe, B Çayönü, C Çatalhöyük, D Caferhöyük, E Karayin Mağarası. Hatırlayın bugünkü Şanlıurfa bölgesinde ne yapmaktaydı? Bulunmaktaydı. UNESCO tarafından da yaşayan arkadaşlar kültür miras listesinde ne yapmakta Göbekli Tepe? Yer almakta. Bugün dünyanın ilk ibadet yeri olarak da ne yapılmıştır? Kabul edilmiştir. O yüzden de doğru cevabımızı A şıkkı olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Hız kesmeden devam ediyorum. Tarihte çivi yazısını bularak tarihi devirlere geçilmesini sağlayan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? 10 puan. A. Babiller. B. Asurlular. C. Hititliler. D. Sümerliler. E. Mısırlılar. Şimdi arkadaşlar baktığım zaman Babil, Asur, Sümerler, Mezopotamya uygarlıkları. Hititler Anadolu uygarlığı. Mısırlar ise bugünkü Mısır bölgesinde kurulan ayrı bir medeniyet. Şimdi hepsinin kendine özgü bir özelliği var değil mi? Şimdi ama 3200 yılında. Bakın hangi yılda dedim? 3200 yılında. Tabii ki şunu koymadan olmaz değil mi? Milattan önce 3200 yılında yazıyı bularak tarihi devirlerin geçilmesini sağlayan devlet kimdir dersem Sümerliler aklımıza gelecek. O yüzden de doğru cevabımıza ne diyeceğiz? D olarak ele alacaksın. Hatta buldukları yazıya da ne diyordum? Çivi yazısı olarak ne yapılmakta? Bilinmekte diyoruz değerli arkadaşlar. Evet şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Tarih öncesi devirleri değerlendirirken aşağıdaki bilim dallarından hangisinden ...yararlanılamaz. 10 puan. A, arkeoloji. Ne bilimiydi? Kazı bilimi. Şimdi bakın, şurası da benim için çok önemli. Tarih öncesi devirleri değerlendirirken. Şimdi arkadaşlar, tarih öncesinde ne yoktu? Yazı yok, değil mi? Şimdi o zaman demek ki yazının bulunduğu dönem artık tarihi devirler olarak ne yapılmakta? Kabul edilmekte. Yani yazının olmadığı bir bilim dalı olacak. Şimdi yararlanılamaz dediğine göre de... Yazı inceleyen bir bilim dalı tarih öncesine ne yapamaz? Ayna tutamaz. A. Arkeoloji. Kazı bilimi. Gerek var mı burada yazıya? Hayır. B. Kronoloji. Takvim ve zaman dilimi. Yazıya gerek var mı? Hayır. C. Coğrafya. Yer bilimi. Gerek var mı? Hayır. Epigrafi. Ana buldum. D şıkkı. Neydi arkadaşlar epigrafi? Kitabe bilimiydi değil mi? E kitabenin üstünde de neler olur? Yazılar olur. O zaman demek ki tarih öncesi devirleri değerlendirirken epigrafi biliminden ne yapmam? Yararlanmam o yüzden de doğrucağımızı D olarak ele alacağız. Peki antropoloji neydi arkadaşlar? Tekrar edelim. Irkları ne yapıyordu? İnceliyordu. Nitekim de ırkları incelerken de kafa taslarını ne yapmam lazımdı? İncelemem gerekiyordu. O yüzden de doğrucağımızı D şıkkı olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bereketli hilal olarak adlandırılan yer aşağıdakilerden hangisidir demiş. 10 puan. A İç Anadolu, B Ceyhun ve Seyhun nehirleri, C Anadolu'nun Güneydoğusu ve Mezopotamya, D iç Batı Anadolu, E Kuzey Anadolu. Şimdi değerli arkadaşlar, hatırlayın bir küçük şöyle harita çizmeye çalıştım size. Çirkin mi çizdim bilmiyorum ama yorum kısmına da yazarsınız hocam çok çirkindir haritanız da diyebilirsiniz. Şimdi baktığım zaman bakın hatırlayın şu bölgeye ben ne dedim? Bereketli Hilal diye adlandırdık, değil mi? E şimdi Anadolu'nun neresine düştü burası? Güneydoğu'su değil mi? Evet arkadaşlar. Aynı zamanda şu bölgeye ben ne diyordum? Mezopotamya diyecektim değil mi? Hatta çevrili şekli de hilale benzediği için de topraklar da ve insanlığın ilk yerleşimi olduğu için bereketli hilal olarak kabul edilmiş. O yüzden de doğru cevabımızı C şıkkı olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Bir diğer sorumuza gelelim. Devletler arası antlaşmaları, fermanları gibi belgeleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir demiş. A. Epigrafi, B. Sosyoloji, C. Diplomatik, D. Numizmatik, E. Kronoloji. A. Epigrafi neydi arkadaşlar? Hatırlayın. Kitabe bilimiydi. B. Sosyoloji, toplum bilimiydi. C. Diplomatik, devletler arası siyasi antlaşmaları, fermanları ve beratları inceliyordu. Hemen bir genel kültür veriyorum. Dünyada imzalanan ilk yazılı antlaşmada hangisidir dersem Mısır ve Hititler arasında gerçekleşen Kadeş Antlaşması olarak ne yapılacaktı? Bilinecekti. D. Numizmatik. Neydi? Para bilimiydi. E kronoloji takvim ve zaman bilimiydi. E baktığım zaman devletler arası fermanları ve beratları demiş. O yüzden de doğru cevabımız diplomatik yani C şıkkı olarak ele alacağız. Şimdi gelelim takvim ve zaman hesaplamamıza. Çünkü buralarda çok takılıyorsunuz. Milattan önce 209 hesaplamasını yapınız. Şimdi ben bunu yapmadan önce size hemen şöyle bir takvim zaman dilimini çizeceğim. Şimdi Hazreti İsa'nın doğumunu ne olarak kabul ediyorduk? Sıfır olarak kabul edecektik. İsa'nın doğumu sonrasına ben ne diyordum? Milattan sonra doğumu öncesindeki döneme ise milattan önce olarak kabul edilmekteydi. Şimdi değerli arkadaşlar bir şeyin 100 yıl olabilmesi için 0 ile 99 yılın geçmesi gerekiyor ki ben buna ne diyeyim? 100 yıl diyeyim. O zaman burası kaçıncı yüzyıl oldu? Birinci yüzyıl. Sonra 100, 199 kaçıncı yüzyıl olacak? İkinci yüzyıl olacak. Şimdi o zaman ben bunun hesaplamasını göreceğim. Sonra da hemen şuraya şunu da yazayım. Hemen aklımıza kalsın diye. Biz hangi yıldayız? 2021 yılındayız. O zaman ben şöyle bir düz yuvarlak yapayım. 2000 diyeyim. 2099 kaçıncı yüzyıldır? 21. yüzyıl değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın unutmayın. Hesaplamayı yaparken... Bir önceki basamağıma ne yapacağım? Artı bir koyacağım. Sıfırı gördüm. Artı 1'i koydum arkadaşlar. Bakın birinci yüzyıl oldu. Üç basamağa geçtim bu sefer. Yine artı bir koyuyorum. Ne olacak? İkinci yüzyıl oldu. Ama bakın bu sefer 4 basamaklıya denk geldim. Şimdi bu sefer ilk ikisini alacağım. Artı 1'i mi koydum? Arkadaşlar kaçıncı yüzyıl oldu? 21. yüzyıl oldu. Peki yüzyıl hesaplamaları nasıl yapıyorum? Çeyrekleri nasıl yapacağım? Hemen ona gelelim. Şimdi 24 dedik. Daha sonrasında 49 dedik. Sonra 74 diyorum. Sonrasında da 99. Diyorum. Şimdi arkadaşlar 0 ile 24 1, 24 49 2, daha sonrasında 49 74 3, e, 74 99'a da kaç dedik? 4 dedik. Yarıya böldüm. Birinci yarı, ikinci yarı diye adlandırdık. Sonra sana dedim ki tam tersini yapacaksın dedim. Hemen buraya bakın 24'ü koydum. Sonrasında 49'u koydum. Sonrasında 74'ü koydum. Ve en son 99'u aldım. Tam tersi dediğime göre bura kaç oldu arkadaşlar hemen baktım bak tam tersi dediğime göre 4 bura kaç oldu 3 burası kaç oldu 2 bura kaç oldu 1 yarıya böldüm bu sefer de dedim ki 1 2 oldu değil mi şimdi 1 2 1 2 1 2 burası da arkadaşlar baktığım zaman tam tersi şimdi hesaplamamıza geçelim nasıl hesaplayacağız bakın burada 3 hane ilk hanesini aldım artı 1 koydum kaçıncı yüzyıl oldu 3. yüzyıl. Sonrasında burada 09'u gördüm. Baktım milattan önceydi. Hatırlayın 0 ile 24 arası hangi basamağa geliyor? Dördüncü çeyreğe geliyor. Hemen yapıştırdım dedim ki dördüncü çeyrek dedim. Sonrasında yarı hangisine denk geldi? İkinci yarıya denk geldi. Ha o zaman demek ki milattan önce 209 3. yüzyılın dördüncü çeyreğinin ikinci yarısında ne yapmaktadır? Yer almaktadır dedim. Gelelim milattan sonra 1881. Yani Mustafa Kemal'in doğum tarihi ne zamanmış? hangi dilimdeymiş buna bakalım birlikte. Şimdi arkadaşlar bakın 4 basamak artı bir koyduk değil mi? O zaman Mustafa Kemal 19. yüzyılda doğmuş. Sonra devam ettim 81'i gördüm. Hemen burada basamağıma bakıyorum. 74, 99 kaçtı burada? Dördüncü çeyrek. O zaman arkadaşlar hemen dedim ki Dördüncü çeyrek dedim ve kaçıncı yarı oldu? İkinci yarı oldu değil mi? O zaman diyeceksiniz ki Mustafa Kemal 19. yüzyılın dördüncü çeyreğinin ikinci yarısında dünyaya ne yapmıştır? Gelmiştir diyeceğiz. Hesaplamayı da bu şekilde ne yapacaksınız? Gerçekleştireceğiz. Evet değerli arkadaşlar birbirinden güzel mükemmel sorular gördük. Artık hazırsınız ve artık mehter takımı sizin için çalıyor. Ve mehter takımı ile birlikte mükemmel sonuçlar almaya hazırız. Tonguç her daim sizinle birlikte olacak. Ama şimdi sizin için çok güzel bir ödül soru bırakıyorum. Vurduğunuz gol olsun. Hepinize başarılar, iyi çalışmalar.